Evet, az önce difüz interstisyel akciğer hastalıklarına genel yaklaşım derken hatırlayacaksınız o kadar çok hastalık içinde iyi tanıya gidebilmek için gruplamalara gitmek gerektiğini söylemiştim. Bunların içinde en büyük grup idyopatik interstisyel pnömoniler. Benzerlikleri var, farkları var, iç içe geçen kısımları var ve bütün bahsedeceğim paternler, radyolojik ve patolojik patern olarak söyleyeceğim. Aynı zamanda hem idiopatik olabiliyorlar, yani bir nedene bağlı olmadan, belki henüz fark etmediğimiz nedenlere bağlı olarak, hem de kolajen dok hastalığı, ilaç, temas gibi diğer idiopatik olmayan nedenlerle ilişkili paternler halinde görülebiliyorlar. Bu karikatürü seviyorum. Böyle hani bal peteği dedim, hemen hepinizin gözü artık görür görmez tanıyacak halde. Bizim fibrozisi ayırt etmek için en temel bulgularımızdan bir tanesi. İnterstisyel akciğer hastalığı ön tanısıyla devlet hastanesinden mesela bir hasta gönderildiğinde tomografide hemen gözümüzü ilk aradığımız, gözümüze çarpan var mı yok mu diye değerlendirdiğimiz kısım bal peteği. Çünkü o süreci çok değiştirecek bir bulgu. O ne güzel, hemen hepimiz görür görmez tanıyoruz. Böyle de elimizde bir yol haritası var deyip baktığımızda da bazen hala kafa karışıklığı yaşayabiliyoruz. İyi de biz şimdi neredeyiz diye. Bunun en temel kısmı da idiopatik olanı klinisyenin ancak söyleyebileceğidir. Mesela bir radyoloji raporunda hastada IPF, idiopatik pulmoner fibroz düşünüldü diye görmememiz gerek. O bulgularını tanımlar, olağan interstisyel pnömoni paterni vardır der, idiopatik mi değil mi klinisyenin işidir. Şimdi bir videoda da ayrıntılı anlatıyorum, bir süreç var. 1940'larda ilk kez dikkati çekmiş. Bilimde bu beni çok heyecanlandırıyor. Birisi bir şeyi fark ediyor. O zamana kadar doğru bilinen, tek doğru bilinen şeyin aslında yanlış olduğunu söylüyor. Bu da Hamman Rich, iki ayrı araştırmacı, birkaç hastalarının çok hızlı kötüleşip öldüğünü gördüklerinde otopsilerinde patoloji sonucunun o zamana kadar bilinen şekilde hava yollarını tutan değil de interstisyumu tutan bir fibrozis bulgusunu gösterdiğini saptamalarıyla çıkmış. Ondan sonra süreç akciğer biyopsileri, birisi fark ettikten sonra onun sözünü dinleyen, bir dakika buradan gideyim diyenler oldukça ilerliyor. Ki bunun tam tersi örnekler de var. Belki biliyorsunuzdur tıp tarihinde. Bir kadın doğumcu çok uzun zaman önce bu el hijyeni, asepsi, antisepsi hiç bilinmiyorken şunu fark etmiş. İki ayrı doğum kliniği var. Bir tanesinde ebeler doğum yaptırıyor. Öbüründe internler, asistanlar, işte doktorlar, daha tıp mensupları doğum yaptırıyor. Ebelerin olduğu klinikte enfeksiyonun çok düşük olduğunu, anne ve bebek ölümlerinin çok düşük olduğunu görüyor. Ve fark ediyor ki ebelerin yaptırdığı doğumlar daha geleneksel nitelikte, eller yıkanarak ve temiz koşullarda gerçekleştiriyor. Tıp mensuplarının yaptığında hemen yan tarafta var olan anatomi laboratuvarında o ellerle, kirli ellerle doğuma girdikleri için enfeksiyon ön planda oluyor. Ve bunu anlatmaya çalışıyor. Kimse inanmıyor. Olur mu öyle şey? Böyle hiç görmediğimiz küçük canlılar olacak. Bu da insanlara bulaşacak, öldürecek. Olmaz öyle şey. Anlatıyor, yazıyor ve yolda gördüğü gebeleri aman doktorunuza söyleyin ellerini yıkasın doğumdan önce diye söylemeye çalışıyor. Sonunda akıl hastanesinde. Anlatamamanın verdiği kaygıyla. Burada ilk fark edilişten sonra interstisyel akciğer hastalıkları olduğu da görüldükten sonra akut, subakut, kronik olanlar ve farklı patolojilere sahip olanlar. İlk kez Katzenstein soyadlı bir kadın patolog bütün bu değerlendirmeyi yapıyor. Farklı natürde idiopatik interstisyel pnömoniler olduğu görülüyor. Sonuçta anamnez, klinik muayene bulguları anlattık. Bunu düşündürecek anamnezi klinikle beraber özellikle rallerin duyulması, çomak parmağının olması önemli. SFT'de restriksiyon, temel bulgumuz akciğer radyogramında çizgisel nodüler ya da ikisini birden görebiliriz. Altta yatan bir neden varsa, idiopatik değil, o altta yatan nedene bağlı paternler ama neden yoksa idyopatik interstisyel pnömoniler. Değerlendirme yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografiyle daha erken dönemde ve paternin ne olduğuyla net bir şekilde yapıyoruz. Söylediğim o bal peteğini görüyorsak, traksiyon bronşektezlerini görüyorsak ama özellikle bal peteği bu tipik IPF'dir. İdyopatik olduğu ve radyolojik paterni olağan interstisyel pnömoni olduğu için. Retiküler dansteler görülebilir, traksiyon bronşektezi görülebilir ama 4-4'lük bal peteği olmadan da IPF olabilir. Erken dönem işte esas bunları yakalamak istiyoruz. Olası olağan interstisyel pnömoni diyelim, IPF'yi erken tanıyalım. Fibrozis olmadan antifibrotik verelim istiyoruz. Ama tabii ki hipersensitivite pnömonisinin son döneminde de olağan interstisyel pnömoni paterni olabilir radyolojik olarak demiştik. Balda lenfosit görüp görmeyeceğimiz, transbronşal biyopside granülomları görüp görmeyeceğimiz ayırıcı olabilir. UIP, olağan interstisyel pnömoni, o zamansal heterojenite için transbronşiyal biyopsinin hiçbir anlamı yok. Çok küçük parçalar elde ettiğimiz için zaten o zaman da tanı koydurucu olmuyor ve cerrahi biyopsiye gidiliyor. Bu traksiyon bronşektesi, bal peteği, retiküler dansteler dışındaki diğer bulgular, sarkoidozu düşünüyoruz, hipersensitivite pnömonisi düşünüyoruz, lenfaris karsinomatozu düşünüyoruz. Bu durumlarda uç biyopsi ve balın tanısal olma ihtimali yüksek, iyiyse yine akciğer biyopsisine gidiyor. Belirttiğim tablolar ve İPF patogenizi için şöyle bir çizim göstermek istiyorum. Oluşturan Yunanlı meslektaşımın izniyle. Yineleyen mikro hasarlar hücre apoptozunu, erken ölümünü ve aynı zamanda da fibroblastların miyofibroblasta dönüşüp aktive olmasını sağlıyor. İşte iş buradan sonra çığırından çıkıyor. Miyofibroblastlar bir takım büyüme faktörleri salgılayarak alveollerin epitelindeki tip 2 pnömonislerde hiperplaziyi ve aynı zamanda epiteliyel hücre apoptozunu tekrar kısır döngü şeklinde tetikliyor. Transforming growth faktör beta diye ifade edilen en sık ortaya konan büyüme faktörü aynı zamanda ekstraseller matrikste kolajen birikimine yol açıyor ve bu da olağan interstisyel pnömoni lezyonunu oluşturuyor. Böyle her şey sabit, stabil giderken miyofibroblastların artması, tipik pnömonistlerin hiperplaziye uğrayıp aktifte kazanmasıyla ve aradaki bu yeşiller kolajenin birikmesiyle geri dönüşsüz süreç ortaya çıkıyor. Genelde mortalitesi yüksek bir hastalık, İPF ve semptomların ortaya çıkmasından sonra tanı konması da 1-2 yıl gibi bir ortalama süre alıyor. Yavaş ilerleyici nefes darlığı, sigara içen de sigaraya bağlanıyor, KOAH'a bağlanıyor derken ama işte bu ekstraseller matrikste kolajen olduğunda radyolojik olarak bal peteği, şunlar traksiyon bronşektezi, o fibrozisin çektiği bronşların genişlemesi yüzünden burası şöyle aşağıya doğru iniyor. Yine bu alt lob için çok geniş bronşlar, fibrozisin ortasında traksiyon bronşektezi, fibrozis bulgusu. Alveol boşluğu hemen alveol epitelinin altında fibroblastların yuvalandığı fibroblastik odak. Zamansal heterojeniteyle beraber bu patolojik olarak olağan interstisyel pnömoni, bu radyolojik olarak olağan interstisyel pnömoni, altta yatan bir neden bulunamayınca klinik tanı İPF. Aslında fibroblastların kanseri gibi bir durum. Birçok kanserden mortalitesi daha yüksek. Akciğerle tabii ki yarışamaz. İşte kolon, meme, prostat vesaire biraz daha yüksek olsa da over, böbrek, karaciğer manitelerinden daha yüksek bir mortaliteye sahip bir hastalıktan bahsediyoruz. Erken tanınması onun için önemli. 2000 yılı sınıflaması olsa da o B bilgi sahibi olmamıza çok katkısı var. Revizyon dediğimiz şey detaylandırma oldu. O yüzden eğer cerrahi biyopsimiz olağan interstisyel pnömoniyi gösteriyorsa, fibroblastları görüyoruz, zamansal heterojeniteyi gösteriyorsak, bunu açıklayacak ilaçtı, temastı, altta yatan kolajen doku hastalığı gibi bir başka hastalık yoksa İPF diyoruz. Restriksiyon görüyoruz ve tipik radyolojik bulguları var. Eğer biyopsi yoksa majör ve minör kriterlere dikkat ediyoruz. Başka bir neden olmayacak. Restriksiyon, HRCT'de vazellerde, iki taraflı retiküler denseler, bal peteği, buzlu cam ya hiç olmayacak ya da çok az olacak. Bu buzlu cam, yani o daha beyaz görünen lezyonların içinde traksiyon bronşektasını görüyorsak buzlu cam alveolitten değil, ince fibrozistendir ki o bronşa traksiyon uygulayacak bir yapı var altında demek. Ve diğer tanıları biyopsiyle ya da balla dışlamak, lenfositik değil granülositik bal görmek. İleri yaşta sinsi başlangıçlı egzersiz distesi, hastalığın genelde 3-6 aydan uzun olması ve tabii ki bazallerde inspiratuar rallerin özel adıyla da bu hastalık için velcrorallerin duyulması. Radyolojik olarak kesin UIP patern ve UIP dışı bulgulara dikkat çekmek istiyorum. Her iki akciğerde alt lobda subpleural. Eğer bal peteği varsa bu kesin UIP. Beraberinde traksiyon bronşektesi olabilir olmayabilir ve UIP'yi dışlatacak üst orta lob hakimiyeti, nodüller, buzlu cam daha belirgin, ayrık kistler, mozaik perfüzyon, konsolidasyon gibi diğer bulgularında olmaması gerek. Bu durumda biyopsi yapmıyoruz. En önemli kısmı bu. Altta yatan neden yoksa IPF ediyoruz. Altta yatan neden varsa onunla ilişkili olan interstisyel pnömoni paterni diyoruz. Bal peteği burada çok önemli. Olası muhtemel UIP bizim için önemli. Belki erken dönem IPF'yi saptayacağız. Henüz bal peteği oluşmamış ama fibrozis orada varken. O yüzden buraya dikkat ediyoruz. Yine bazal tutulum, subpleural yerleşim, retiküler, infiltrasyonların çizgisel subpleural danselerin olması, traksiyon bronşektası, fibrozun olduğunu gösteriyor. Üçüncü kolonun olmadığını göstermek önemli. Bakınız artık gözler çok iyi tanıyor. Subpleural alt lobda adacıklar oluşturan hava kistleri ve traksiyon bronşektası. Bu kesin UIP. Yine kesin UIP çünkü bal peteği var, traksiyon bronşektası var. Çizgisel dansteler dediklerimiz şu aradaki tek tük çizgiler. Yine burada da bakın görüyorsunuz. Bir fibrozis var, diğeri kadar belki yaygın değil. Biraz daha tek taraflı ama bu da olağan interstisyel pnömoni paterni. Çizgisel dansteler var. Retiküler dansteler, bal peteği yok. Biraz traksiyon bronşektası izleyebiliyoruz. Üçüncü kolondaki hiçbir şey yok. Olası UIP olabilir. Bu hastalarda biyopsiyle erken saptama şansı olduğuna vurgu yapmak istiyorum. Daha büyük büyütmede traksiyon bronşektası hiç daralmadan ilerleyen, o buzlu camın içindeki traksiyon bronşektası burada ince fibrozis olduğunu gösteriyor. Bal peteği 4-4'lük traksiyon bronşektası. Yine şöyle çizgisel dansteler diğer alanlarda da var. Kesin UIP paterni. O üçüncü kolonda olanlardan sentrolobüler nodül, bu hipersensitivite pnömonili bizim bir hastamız. Erken dönem eski bir tomografisine ulaşmıştık. Böyle yaygın küçük nodülleri var. Milyar tüberkülozla da karışabilir ama daha silik ve sentrolobüler niteliği öyküyle birleşince bu akut fazı. Bir takım traksiyon bronşektazileri ortaya çıkmış. O buzlu cam dansesinin altında bir hava hapsi var. Şurası geniş bir bronş, yine traksiyon bronşektazisi, burada hava hapsi. Bu fibrozisin ortaya çıktığı fazı subakut dönem diye ifade edebiliriz. Ve artık traksiyon bronşektazisi bal peteğiyle ve onun böyle daha yamalı ve bronkovasküler bant boyunca oluşuyla olağan interstisyel pnömoni ama bu IPF değil. Kronik hipersensitivite pnömonisi. Artık bu noktadan sonra tedavinin çok katkısı yok. Fibrozis geri dönüşlü değil, bakın traksiyon bronşektazileri burada bütün zeminin ince fibrozisle dolu olduğunu gösteriyor. Çizgisel danselerde, periferde izleniyor. Şunlar da traksiyon bronşektazisi. Non-spesifik interstisyel pnömoni fibrozisle giden fibrotik formu ve alveolitle giden selüler formu, hücresel formu var. Aslında özellikle fibrozle giden IPF'den biraz daha iyi seyirli ama hücresel olanı daha da iyi seyirli. Böyle bir heterojen grup, daha subakut nitelikte, kronik değil. Kadınlarda daha fazla ve kadında non-spesifik interstisyel pnömoni paterni görüyorsak romatolojik hastalığı, ilaç kullanımını mutlaka ayırt etmek lazım. Hiçbirini bulamazsak idyopatik diyeceğiz. Aksi takdirde mesela Amiodaromla ilişkili nonspesifik interstisyel pnömoni ya da skleroderma ile ilişkili nonspesifik interstisyel pnömoni diye adlandıracağız. Sağ kalın IPF'den daha iyi ve karşılaştırırken sigara içenlerin daha yoğun IPF'de olduğunu, biraz daha ileri yaş olduğunu söylemeli. IPF'de olguların yarısı çomak parmağı sahipken NSIP ve nonspesifik interstisyel pnömonide %10-15 civarında. Her ikisi de restriksiyon yapıyor. Bal peteği NSIP'te daha az, fibrotik olan da olabiliyor. Ama IPF'nin zaten olağan interstisyel pnömoni paterni diyebilmek için temelinde bal peteği vardı, hatırlayın. Buzlu cam IPF'de nadirken içinde genelde traksiyon bronşektazileri görürken NSIP'in çoğu buzlu cam, özellikle selüler formu. Bronkalvoler laverce lenfositleri artmış görebiliriz NSIP'te ama yine IPF'nin olağan interstisyel pnömoninin bulgusu granülositik nötrofilik alveolit olması. Prognozdaki farkı da söyledim. İdyopatik olması dışında bakın birçok neden. En sık skleroderm olmak üzere kolajen doku hastalıkta. Erken dönem IPF'yi yine radyolojik olarak NSIP sanabiliriz. Biyopsiyle olan interstisyel pnömoni paternini gösterebiliriz. İlaçla ilişkili olanların en sık paterni nonspesifik interstisyel pnömonidir. MS kronik hipersensitivite pnömonisi aspirasyon olabilir. Radyolojik olarak en bizi uyarıcı bulgusu subplevral korunmuş alan. Ve bir takım çizgisel dansileri var ama tam subplevral alanda değil. Şurası traksiyon bronşektesi, fibrozisle gidiyor belli. Ama subplevral alanda bir korunmuş kısım var. Hemen onu biraz üstünden başlıyor bu fibrotik çizgisel değişiklikler. Bu bizim için nonspesifik interstisyel pnömoniyi akla getirmekte önemli. Hücresel olanında buzlu cam daha ön plandadır. Sağ kalımın daha iyi olduğunu ve alveolitinin lenfositik olma olasılığının yüksek olduğunu söylemiştim. İdyopatik interstisyel pnömonilerde bir diğeri de sigara ile ilişkili idyopatik interstisyel pnömoniler. Deskoamatif interstisyel pnömoni ve respiratuar bronşölit ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı bunlar içinde. Her ne kadar idyopatik interstisyel pnömoniler içinde olsalar da söylediğim gibi bunlar daha çok sigara ile ilişkili fakat halen aynı grubun içindeler. İnterstisyel akciğer hastalığı düşündüğünüz bir kişide sigara içtiği halde restriksiyonun olması gerektiğini söylemiştik. İşte o zaman aklımıza gelecek grup bunlar. Deskoamatif adı ilk başta o alveollerin içine epitel hücrelerinin düştüğü, deskoame olduğu düşünüldüğü için belirtilmiş patolojik olarak ama daha sonra onların alveolar makrofajlar olduğu gösterilmiş. Özellikle de sigara içenlerde olduğu gibi hiperpigmente nitelikte. Bu bize tanıda bronkalveoler lavajın pigmenti alveolar makrofajları artmış olarak göstermesiyle oldukça anlamlı. Daha çok kadınlarda biraz daha böyle erken yaşta 40-50 yaş sigara içen kadınlarda görebiliyoruz. Bazen çok hafif bulgular oluyor, yakınma olmayabiliyor, öksürükle sadece gidebiliyor. Radyolojik bulgularla ortaya çıkıyor. Tomografi çekildiyse o buzlu camın görünmesiyle nadiren akciğer biyopsisi gerekiyor ya da sigara içen akciğer kanserli birçok hastada kanser dokusunun komşuluğunda patologlarımız rapor ediyorlar bu bulguları. Sigara içende restriktif solunum fonksiyon defekti dedik. Sigaranın bırakılmasıyla prognoz çok iyi. Böyle buzlu cam alanları sentrolobüler yerleşimli, respiratuar bronşölit ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı, alveollerin içi böyle pigmente makrofajlarla dolu, yine patolojik preparat alındıysa, patolojik örnekleme yapıldıysa preparatında bu görülür. Ama alveol içindeki o boşluğu temsil eden bronkalveoler lavajda da görüldüğünü unutmayalım. İlk görüntü deskoamatif interstisyel pnömoni, buzlu camın yaygın olduğu alanlar. Trakeanın hava dansesiyle ayırt edebiliriz bunu. Yine bronşun içindeki havada ondan daha beyaz, daha az havalanmış bir yapı olduğunu gösteriyor. Sigarayı bırakmış, sigarayı bıraktıktan sonra tamamen normale dönebilir. Sanki böyle Photoshop'la alveollerin içindeki makrofajları temizlemişsiniz gibi hiç yapısal bozukluk olmadan olabilir. 6 ay sonra sigaraya tekrar başlamış. Deskoamatif interstisyel pnömoni geri dönmüş, daha da ağır dönmüş. Bir küçük pnömotoraks alanında önde sanki görülüyor. Sigarayı bırakmak prognozda çok etkili ama sigaraya tekrar başlanırsa hastalığın tekrarlama riski var. Akut interstisyel pnömoni ARDS'nin idiopatik olanı. kafamıza bu şekilde kodlayabiliriz. Aynı ARDS bulup zehirlen membran hastalığı diye çocukta görülüp erişkinde daha çok enfeksiyon, travma, yoğun kan transfüzyonları gibi durumlardan sonra olan, şimdi COVID-19'da özellikle ARDS oluştuğu için yoğun bakıma gittiğini söylüyoruz hastaların ve şimdiye kadar tanıdığımız ARDS'den daha ağır seyreden, belki vasküler yatağda tuttuğu, yaygın trombüsler yaptığı için olabilir, mortalitesi yüksek bir tablo. İdyopatik olanına akut interstisyel pnömoni diyoruz ama aynı ondaki gibi difüz alveoler hasar, hiyalen membranların alveollerin içinde olması şeklinde gidiyor ve böyle hafif belli belirsiz semptomların çok hızlı ağırlaşan disneyle yoğun bakıma gitmek zorunda kalan hastalar olduğunu biliyoruz. Çok yaygın raylar duyuluyor. Aslında non-kardiyojenik pulmoner ödem ARDS biliyorsunuz. Kalpte hiçbir sorun olmadan kardiyotorasik indeksi normal olarak gördüğümüz hastalarda yaygın infiltrasyon olması. Alveollerin içi işte o serum sızıntısıyla doluyor bu hastalarda ve bu da solunum yetmezliği nedeni. Çünkü alveolokapiller membran bu kez ödem sıvısıyla kalınlaşıyor ve alveolün içine gelen oksijen kanın temizlenmesine yardımcı olamıyor. Gelip pulmoner arterlerle temizlenemeden dönen küçük dolaşımda, pulmoner vasküler dolaşımda temizlenemeden giden kan sistemik dolaşıma katılıyor. Bu da bir şant aslında. O alan akciğerde fonksiyon görmemiş alanın şanta katkısı var. Refraktör hipoksemi diyoruz. Ne kadar yüksek PO2 ile oksijen desteği verirseniz verin, arteriyel parsiyel oksijen basıncını ve oksijen satürasyonunu yükseltemiyorsunuz. Bu yüzden mekanik ventilatör desteği gerekiyor ve yarısı 3 ayda ölüyor. İyileşenlerin de mortalitesinin ilk bir yıl içinde oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. Genelde nekropsiyle yani otopsi materyalindeki değerlendirmeyle o alveollerin içinin hiyalen membranla kaplı olduğunu gösterir. Surfaktan eksikliğine yol açan bir durum. Hamman Rich bir sendrom, bunun içinde idiopatik olan akut interstisyel pnömoni olduğu gibi diğer bütün nedenler, mesela sistemik lupus eritematosus kolajen doku hastalıklarında en fazla bu tip ARDS yapan gruptur. Yine ilaç toksitesinde amiodarona bağlı, biliyomisine bağlı görülebildiğini söylemiştim. Eğer altta yatan bir neden yoksa akut interstisyel pnömoni, ama radyo ise aynı. Bakın bir ventilatörün hortumu var. Yoğun bakımda olduğu belli hastanın. Kardiyotorasik indeksi normal. Bilateral infiltrasyonları var. Aynı şekilde kalp normal. Bilateral infiltrasyonları var. Tomografide de konsolidasyon içinde hava bronkogramı ve buzlu cam danseleri her iki tarafta yatar durumda da alt doplarda. Bu yüzden ARDS'li hastalarda prone pozisyonda mekanik ventilatör desteği sırasında bile tutmanın anlamı var. Ventilasyon perfüzyon dengesini sağlayabilmek için çok yaygın. Kalbi normal, hava bronkogramları olan infiltrasyon bulguları bize akut interstisyel pnömoni düşündürmeli. Kriptojenik organizan pnömoni böyle özellikle tıp öğrenciler arasında da çok yaygın olduğunu biliyorum. Doktor House dizisi bir dönem çok yoğun izleniyordu. Sizin ilk yıllarınıza da denk geldi olasılıkla. Oradaki gibi böyle ince ince düşünmek, başka bir neden var mı diye araştırmak gerekip sonunda da birçok kişinin gözünden kaçan tabloya tanı koyup tedaviyi başarmak duygusunu yaratan birkaç hastalıktan bir tanesi. Kadınlarda, erkeklerde oluyor, her yaşta olabiliyor. Burada özellik şu, böyle hafif kırıklık, ateş, grip benzeri durum, egzersizde nefes darlığı, öksürük, kilo kaybı gibi son derece müphem şikayetleri oluyor kişilerin. Radyolojisi de pnömoniye oldukça benzediği için önce basit antibiyotiklerle başlanıyor tedaviye. Yetmeyince daha geniş spektrumlu, o yüzden işte en erken tanı 6-10 hafta sonra diyoruz. Neyse ki nadiren hızlı seyirli. Bu süreçte şikayetler sürüyor ama mortalitesi neredeyse hiç yok gibi. O yüzden tanı konana kadar bu insanlar huzursuz oluyorlar. Şöyle söylemeli, bilateral infiltrasyonlar görüp verdiğimiz enfeksiyon tedavisiyle düzelmiyorsa burada altta yatan bir malignite olabilir. Adenokarsinom tipi böyle çok odaklı seyredebilir. Önceden bronkiyol alveoler karsinom diye adlandırıyorduk. Şimdi onların adlandırmaları da değişti. ya da endobronşel lezyon olabilir, tek taraflı düzelmeyen infiltrasyonda. Yaşlı hastada, immünsüpresif hastada tedaviye yanıt gecikir. Bunları aklımızda ilk anda, rezolüsyonu gecikmiş pnömoni dediğimizde tutuyoruz. Ama kriptojenik organizam pnömoni tanısını koymak için akla getirmek gerek. Bu semptomlar, bu öyküyle akla getirmeli. İntersel akciğer hastalığının farkındalığı yüksek bir hekim. Ve dağınık ralleri olabilir. Solunum fonksiyon testi yine restriksiyon, difüzyon kapasitesi düşmüş. Hipoksemi özellikle şanta bağlı olabilir. Yaygın hastalıkta daha sık görüyoruz. Bronkalvoler lavajda bütün hücreleri görebiliyoruz. Laboratuvarda eritrosedimentasyon hızı ve CRP'sinin yüksek olması, lökositlerin hemogramda yüksek olması ve bunun da özellikle polimorfonöverli lökosit grubunun artması, işte burada bir bakteriyel enfeksiyon var dedirtiyor. O yüzden antibiyotiğe ısrar edilmesine yol açıyor. Fakat dediğim gibi akıla kriptojenik organizam pnömoni de getirilmeli. İki hasta üzerinden göstereyim. Bakın konsolidasyon, alttaki yapılar görünüyor ve hava bronkogramı. Aslında pnömoni için sevdiğimiz radyolojik bulgu. Burada uyanacağımız iki taraflı olması, yine hava bronkogramı var, komşuluğunda buzlu cam olması, konsolidasyon ve buzlu camın farkını da çok iyi gösteriyor. Burada sol alt lobdan alınan transbronşel biyopside alveollerin içinde gevşek bağ dokusunu gösterip organize pnömoni tanısı kondu. Steroidle çok kısa sürede pırıl pırıl. Bir başka hasta, astımı da olan bir hasta, öksürük, nefes darlığı gelmiş. 3 aydır pnömoni tedavisine rağmen düzelmemesi üzerine altından bir malignite çıkacak diye göndermişler. Burada da ark yapan konsolidasyonlar, komşuluğunda buzlu cam, bu arkın içinde genişlemiş bir bronş, bakın yine ark şeklinde, yaygın iki taraflı olması organize pnömoniyi düşündürüyor ve tedaviyle bir ayın içinde tamamen silindiğini görebiliyoruz. Ters halo, invazif aspergillozda halo işareti vardır. Ortası dens, çevresi buzlu cam. Bunda tam tersi, içeride buzlu cam. Organize pnömoniyi akla getirmeli. Şimdi bütün intersel akciğer hastalıkları dahil, idyopatik intersel pnömoniler de bunun içinde, nedene yönelik tedavi yapıyoruz. Eğer idyopatik değilse altta yatan hastalığın tedavisi önemli ya da bir temas söz konusuysa o temasın kesilmesi önemli. Eğer inflamasyon daha ön plandaysa, yani buzlu cam daha ön planda, alveolite ortaya koyabiliyoruz. Bunun da lenfositik alveolit olduğunu, fibrozisinin daha arka planda olduğunu gösteriyorsak antiinflamatuarlardan ve immünsüpresiflerden yarar sağlıyor. Kortikosteroid antiinflamatuarlar açısından en yoğun kullandığımız tedavi. Onun dışında azotiyoprin ya da siklofosfamid immün sistemi baskılayıcılar olarak tedavide yerini alabiliyor. Mesela henüz çok belirgin fibroz gelişmemiş hipersensitivite pnömonisinde bunlar bir seçenek olabiliyor. Fibrozisin geri dönüşsüz olduğunu unutmamak lazım. Fibrozis olmasından korumak için inflamasyon döneminde antiinflamatuarların yeri olabilir. IPF hariç. IPF'de kortikosteroidin ve immünsüpresiflerin mortaliteyi arttırdığı göstermiş. O yüzden bal peteğine ya da traksiyon bronşektomisi yüzünden erken dönemde IPF'nin tanınabilmesi için biyopsi yapılması bazen gerektiğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Artık o noktadan sonra rehabilitasyon, oksijen tedavisi, psikososyal destek gerekebiliyor. Bir tablo üzerinden tedaviye bakalım. Pnömokonyoz her ne kadar 10-15 yıllık gibi bir latent süre öncesinde temasa yol açan bir meslek söz konusu olsa da halen işe devam ediyorsa ya da ek bir intersel akciğer hastalığı gelişme riski varsa o etkenden uzaklaşması ya da altta yatan bir hastalık varsa tedavisi önemli. Daha fazla fibrozise tahammülümüz yok. Bağ dokusu hastalığıyla ilişkili olan da altta yatan hastalığın tedavisini romatoloji klinikleriyle götürüyoruz. Hipersensitivite pnömonisi özellikle akut dönemde etkenden uzaklaşmayı gerektiriyor. Kortikosteroid ancak semptomlar çok ön planda, hayat kalitesini çok düşürüyor. Etkenden uzaklaşmasına rağmen semptomlar sürüyorsa veriyoruz. İlaç akciğeri aynı şekilde ilacı kesiyoruz. Yeterli olabiliyor. Semptomlar çok fazla, ilacı kesmeye rağmen semptomlar sürüyorsa kortikosteroidden iyi yanıt alıyoruz. Sarkoidoz ayrıca anlatılacak size. Evre 1 sarkoidoz sadece ehiler ve mediastinal lenf nodlarıyla seyreder. Bazen spontan remisyona bırakmakla çözebiliyoruz. Kortikosteroid de çok iyi yanıt veriyor ama bazen kortikosteroid verilen hastalarda nüksün yüksek olduğunu bildiğimiz için ancak endike olduğu durumlarda hayat kalitesini bozan bir semptom var ya da hayatı tehdit eden bir organ tutulumu varsa kortikosteroid veriyoruz. Kriptojenik organize pnömoni ya da onun ikincil ortaya çıkan formunda kortizon çok etkili, eozinofilik pnömonide yine iyi bir tedavi seçeneği. Lenfangioleumiyomontozis kadınlarda doğurganlık çağında görülen kistik akciğer hastalığı çok nadir görülen bir hastalık. Sirolimus ileri döneminde veriliyor. Bazen progresyonu olmayan yine özellikli bir hastalık. Vaskülitlerde immünsüpresanlarla beraber kortikosteroidler yine genelde romatoloji doktorlarıyla beraber izlediğimiz hastalar bunlar. Alveolar proteinozu anlattım. İnhale GMCSF yurt dışından gelen bir tedavi, otoimmün olduğunu gösterirsek, antikorlarını gösterebilirsek, bu da Amerika'da bakılıyor ve biz hastalarımızın kanlarını buraya gönderebiliyoruz. Bir hastamız bu tedaviyi halen alıyor. Non-spesifik interstisyel pnömonide yine kortikosteroid ve immünsüpresanlar IPF'nin tersi faydalı oluyor. Histiostozis X, deskomatif interstisyel pnömoni, respiratör bronşit ile ilişkili interstisyel akciğer hastalıkları sigara ile ilişkili olanlar ve sigaranın bırakılmasından başka tedavileri yok bu hastalıkların. Lenfaenjit karsinomatoza kanser nedeniyle ortaya çıkan lenfaenjit yayılımın her iki akciğeri de kaplamasıyla görülen bir formu. Yine uç biyopsiyle malin hücreleri gösterebiliyoruz burada. Kortikosteroid ve tabii ki altta yatan malignitinin kemoterapisi önemli. İPF, fibrozis ortaya çıktıktan sonra bunun tedavisi yok dedik. Erken dönemde ya da fibrozis ileri bile olsa FVC'deki yıllık düşüşü azalttığı gösterildiği için antifibrotikler, pirfenidon ve nintedanib 2014 yılından beri kullanımımızda. Ondan önce kullandığımız kortikosteroid ve immünsüpresiflerin mortaliteyi yükselttiği fakat bu tedavilerin hem sağ kalımı uzattığı hem de solunum fonksiyonlarındaki kaybı yavaşlattığı için hayat kalitesini daha uzun süre koruyabildiğini göstermiş durumda. Ancak özel merkezlerde karar veriliyor, oldukça pahalı ilaçlar fakat uygun indikasyonda bu hastalarımıza çok katkı sunabildiğimiz tedaviler. Kortizon açısından vurgum subjektif yararın olabildiğini bilmeli. O yüzden 3 aydan önce tedaviye yanıt bakmıyoruz. Eğer tedaviye yanıt yoksa da kesmek lazım. Çünkü yan etkileri çok yüksek. Tedaviye yanıtı şikayetlerinin rahatlamasıyla yapabileceğimiz gibi radyoisi düzelen ya da solunum fonksiyon testlerinden vital kapasitede %10'dan fazla artış, difüzyon kapasitesinde %20'den fazla artış ve oksijenin düşüklüğü, oksijenin egzersizde düşüklüğü %4'ten daha az olmaya başlaması gibi kriterlerle tedaviye yanıt var, devam edelim diyoruz. Aksi takdirde ilacı kesmek lazım. Bizim hastanemizde de uyguladığımız bir yöntem multidisipliner yaklaşım. Bunun için biz radyologlar, patologlar, göğüs cerrahları, romatologlar hastaları tartışmak için bir araya geliyoruz. Biliyorsunuz bu altı kör ve fil anekdotu hem Mesnevi'de hem Hint mitolojisinde var. Herkes tuttuğu yerden tanımlamış fili. Bütünü görmek için o gözlerin açılması gerekmiş. Bizim gözümüzü açan bir araya gelip birbirimize anlatmamız. Bunun için de öyle telefonda bir hastayı sorayım, yazayım konsültasyondan ziyade aynı odada yüz yüze tartışmanın önemi vurgulanıyor. Çünkü bir klinik bilgi bir anda kararı değiştirmeye yol açabiliyor. Ya da patoloğun söyleyeceği, orada fibroblastları gördüm ve çok sayıda demesi bizim kararımızı etkileyebiliyor. Kolajen doku hastalığı kararı için de romatologlara bağlı olduğumuzu söylemiştim. Bu şekilde birbirimizle konuşarak hastanın gerçek tanısını elde etmeye ve ona uygun da az önce anlattığım tedavileri vermeye çalışıyoruz. Sonuçta böyle nefes darlığı olan, kuru öksürük eşlik edebilen, raller duyduğumuz, radyolojik olarak retiküler danseler, modüler danseler ya da bir arada görüp HRCT'de fibrozis için bal peteği, traksiyon bronşektisi ve retiküler danseler, bunun dışında nodüller, kistler, mozaik perfüzyon, buzlu camın ağırlıklı olması, konsolidasyon gibi fibrozis dışı bulguların olup olmaması pardon ve restriksiyonun ortaya çıkıp oksijen satürasyonunun da düşmesi bizi uyarıyor. Ve bazen de kolaycacık tanıya varınca bundan huzursuz oluyoruz. Bakın bir hasta sekonder pulmoner lobüller ne kadar belirginleşmiş interstisyel bir durum söz konusu. Biraz bulgu cam alanlarını da seçiyor gözüm. Küçük nodüller var sanki. Bir nodül biraz daha büyük, karşı tarafta çok küçük bir infiltratif alan gibi. Bunu difüz interstisyel akciğer hastalığı olarak düşünmek büyük hata olur. Çünkü meme kanserli bir hastada lenfaç karsinomatoza ve memeanın metastazı söz konusu. Eğer beklediğimiz gibi difüz değilse ya da beklediğimiz formlardan farklı bir görüntüsü varsa o zaman bunun tanısını ayrıca değerlendirmek gerekli. İkinci görüş, Amerika'da sigorta şirketlerinin ödeyip ödemeyeceği konuşulan bir kavram ama interstisyel akciğer hastalıkları için ikinci basamaktan da üçüncü basamağa üniversite hastanelerine özellikle bu konuyla ilgilenen kişileri hasta yönlendirmek söz konusu. Bu gerçekten işleyişte birçoğumuzun özellikle hastalarına faydalı olmasını sağlıyor. Fakat sizler de hangi branşta olursanız olun ya da birinci basamakta ya da yakınlarınızda bu anlattıklarımdan edindiğiniz tıp nosyonu interstisyel akciğer hastalıklarına bakışla birçok kişiye katkı sağlayabilir, yardımcı olabilirsiniz. O yüzden bundan sonrası için anlattıklarımın size katkı sunmasını dileyerek dersimi sonlandırıyorum. Evet. Senem sorularım var demişti. Evet hocam, sorayım isterseniz. Hocam evet. Şimdi en son anlattığınız ikinci dersinizde YouTube'daki videonuzdan farklı olarak birkaç tane daha slide vardı. Ve bilmiyorum bu dersinizde kaçırdım mı ama olağan interstisyel pnömoni yani UIP ile idyopatik pulmoner fibrozis tanımını ayrı yerlerde de değil, bitişik olarak da değil, belli yerlerde kullandık. Mesela non-spesifik ile olağan interstisyel pnömoniler arasındaki farkın yanında idyopatik pulmoner fibrozisi de eklemişsiniz. YouTube'da anlattığınızda radyolojik değerlendirmede UIP yani olağan interstisyel pnömoniyi yazmışsınız. Fakat burada ekstradan da IPF'yi eklemişsiniz. Şimdi bu iki tanım tam olarak birbirinin aynısı mı oluyor? İyi oldu, netleştirmek için bir fırsat oldu. Aslında birkaç yerde geçirdim. O başlangıçta IPF'yi bu ikinci dersin başında anlatırken de olağan interstisyel pnömoni dedim. Ara ara birkaç yerde patern ve klinik tanı diye tarif etmek lazım. Non-spesifik interstisyel pnömonide UIP, olağan interstisyel pnömoni olmuyor. Onun zamansal homojenite şeklinde bir patolojik görüntüsü var. Yani hani olağan interstisyel pnömoni, OIP ya da UIP aynı bunlar. Olağan interstisyel pnömoninin patolojik paterni diye patolog baktığında neyi söylüyor? Bir fibroblastik odak görmesi, bir de zamansal heterojenite. Yani hem normal hem patolojik alanların ortaya konması patolojik laboratuvarında buna olağan interstisyel pnömoni diyor. Non-spesifik interstisyel pnömoninin patolojik paterninde zamansal homojenite var. Yani hem erken dönem hücresel infiltrasyon, erken dönem fibrozis ya da geç dönem fibrozis ama bütün akciğer alanlarında aynı. Zamansal homojenite dediğimiz bu. Zamansal açıdan homojen bir patolojik preparatı görüyorsak bu olağan interstisyel pnömoni olamaz. Onda zamansal heterojenite vardır. Şimdi patolog buna bakıyor, diyor ki olağan interstisyel pnömoni. Şeyde radyolog bakıyor, bal peteği var, traksiyon bronşektesi olabilir, olmayabilir, subpleural yerleşimi, alt loblarda var, retiküler danseler var ve üçüncü kolondakilerin hiçbirisi yok. İşte nodül yok, mozaik perfüzyon yok, bulgucan çok yaygın değil, varsa da içinde traksiyon bronşektesi olmayan grup. O zaman radyolojik olarak olağan interstisyel pnömoni OIP ya da UIP diye geçiyor. Klinisyen buna bakarak radyolojisi olağan interstisyel pnömoni kesin denmiş bir hasta IPF diyebilirim. Altta yatan bir neden bulamazsam. İdyopatik pulmoner fibrozis, idyopatik UIP'tir. Ama romatoid artritli en sık olmak üzere kolajen doku hastalığında olur. Romatoid artritli bir hastada bal peteği gördüm, subplevral, işte retiküler danseleri var, traksiyon bronşektesi var, kesin UIP radyoisi ya da yine zamansal heterojenitesi olan patolojisi var. Altta yatan romatoid artrit varsa bu romatoid artritle ilişkili UIP derim. IPF olamaz. O NSIP ve erken IPF'ye geçen bir klinik çalışma 2004'te yapılan. O yüzden o hastalığın IPF olduğunu biliyorlarmış. Bunlar da idyopatik NSIP'miş. Onları karşılaştırmışlar. Ama yine NSIP de idyopatik olabilir. Altta yatan hiçbir şey bulamazsam ben buna idyopatik NSIP diyorum. Fakat skleroderma daha fazla olmak üzere romatolojik hastalıklarda NSIP görülür. Hani kadında NSIP görüyorsam kolajen doku mutlaka araştır diye söylediğim o daha sık. O zaman skleroderma ile ilişkili non-spesifik interstisyel pnömoni diyorum. Ya da amiyodoron ile ilişkili non-spesifik interstisyel pnömoni diyorum. Ya da biliomisinle ilişkili non-spesifik interstisyel pnömoni diyorum. Ya da kronik hipersensitivite pnömoni NSIP formunda diyorum. Yani bir radyolojik patolojik paternler var, bir de klinik tanı. O klinik tanı idyopatik mi değil mi? İPF idyopatiktir, idyopatik NSIP vardır, idyopatik organize pnömoni vardır. Mesela aynı şey organize pnömoni için geçerli. KOP dedim, kriptojenik organize pnömoni. Bu idyopatik interstisyel pnömonidir. Sekonder BUP diye geçen hem romatoid artrit yapar, hem altın tuzları yapar, salazoprin yapar, o organize pnömoniyi ilaçlar da yapar, romatoid artrit de yapar. Eğer altta yatan bir neden buluyorsam idiopatik değil, sekonder BUP diyorum. Aradaki fark bu. İPF klinik bir tanıdır, net. Onu bir klinisyen söyleyebilir. Bunu da ancak altta yatan nedenleri dışlayarak yapabilir. Başka soru var mı? Ben teşekkür ederim. Fırsat verdin netleştirmek için. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Bu kriptojenik organize pnömonide patolojisi için ne dediniz? Ben kaçırdım orayı da. Alveollerin içinde gevşek bağ dokusu görülüyor. Böyle hani fibroblast değil bunlar ama fibrin dokusu gevşek, kolajen değil. Hem böyle respiratör bronşöllerde alveollerin içinde tamamen kaplamış gibi. Pnömonide nedir bu? Pü'dür. Değil mi? Alveollerin içi pü ile kaplıdır. Cerrahat irin dediğimiz şey. Burada bakteriyel pnömoniden ayıran şey ki ben hastalarıma da öyle anlatıyorum. Şimdi böyle bu kadar karışık hastalıklar tahmin ediyorsunuz ki işte hasta soruyor peki neyim var benim diye. Astım desen biliyor, KOAH desen artık verem desen, kanser desen hepsini biliyor ama kriptojenik organize pnömoniler deyince böyle bir kalıyor. O zaman diyorum ki bakteriyel olmayan zatürre. Tam da öyle. Alveollerin içi bir şeyle dolu ama bu gevşek bağ dokusu. Konsolidasyon içinde hava bronkogramı 4-4'lük bakteriyel pnömoninin de radyoisi budur. Ama ne dedim? İki taraflı ve beraberinde komşuluğunda buzlu cam alanlarını görüyoruz. Ark yapması, ters halo gibi. Ve şöyle söyleyeyim yani bunlar pnömoni tedavisi alıp iyileşmeyen hastalar geliyor diyelim. Gözünüz tanıdığında organize pnömoni olabilir diyorsunuz. Bir uç biyopsiyle işte o alveollerin içindeki gevşek bağ dokusunu söylüyorlar. Böyle sanki kaplamış gibi tamamını. Steroidi veriyorsunuz. Bir ayın içinde akciğerlerini pırıl pırıl. Teşekkür ederim hocam. Buyurunuz. Sevindim böyle sorularınızın olmasına. İlgiyle dinlemişsiniz, öncesinde izlemişsiniz ve eksikleri tamamlamaya niyetlisiniz. Sizinle gurur duydum, mutlu oldum sizin adınıza. Var mı başka sormak istediğiniz? Hocam benim sorum olacak. Metehan'cığım. Bu lenfosaketi bu alveoller buzlucan konsolidasyon görünümünü da. Buzlucan ve konsolidasyonları tamamlamadım dedin. Doğru mu? Evet, ona ayrımını. Aynen. Hemen şimdi şeyden bir tanesinin üstünden o organize pnömoninkilerde çok net görülüyor. Ondan önce şunu da göstereyim. Ekranı paylaşacağım şimdi, değil mi? Şimdi buzlu cam, şu normal akciğer, trakea densitesinden de görebilirsiniz demiştim. Buzlu cam, onun böyle daha beyaz niteliğe dönüşmesi. Alveolitte olabilir demiştim. Küçük hava yollarında mozaik perfüzyon şeklinde olabilir ama en sık alveolit bulgusudur. İçinde traksiyon bronşiektasi, genişlemiş hava yolu varsa fibrozis, ince fibrozistir. Alttaki yapıları hayal meyal görüyoruz. Şimdilerde pek yok. Eskiden banyo camları böyle buzlu camlar niteliğinde olurdu. Arkayı böyle hani tam... Bakın bu normal. Buzlu cam, daha da buzlu cam. Ama alttaki yapıları hayal meyal, burada bronşlar, burada vasküler yapı var, görüyorum çizgisel densiteleri. Konsolidasyonla beraber görünce ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şöyle büyüteyim de. Konsolidasyonda arkadaki yapılar görülmüyor. Dens, yoğun bir beyazlık var. Şurası, burası, bu. Bu konsolidasyon. İçindekiler hava bronkogramı. Şöyle bronşu net izleyebiliyoruz. Bakın bunun komşuluğundaki şurası buzlu cam. Şurası buzlu cam. Yine buzlu cam. Çünkü şurası siyah, ondan daha beyaz. Konsolidasyon buzlu cam. Konsolidasyon buzlu cam. Alttaki yapıları görüyorsak buzlu cam, göremiyorsak konsolidasyon. Net oldu mu Betencim? Net oldu hocam. Teşekkür ederim. Başka sormak istediğiniz var mı? Hocam ben küçük bir yerde bir şey soracaktım da. Merveciğim. Hipersensifize pnömonisinde mozaik patern görüyoruz dedik ya. Burada gördüğümüz beyaz kısımlar alveolit. Alveolit. Tamam, orasını kaçırmıştım. Alveolit mozaik perfüzyonda beyaz kısımlar, siyah kısımlar normal. Eğer ekspüriyum tomografisi çeker, siyahların daha da böyle büyüdüğünü ve daha siyah görüldüğünü fark edersek mozaik perfüzyonda siyahın hacmi arttı ve daha siyah, o küçük hava yolu hastalığına bağlı mozaik perfüzyonmuş diye geriye dönük söyletiyor. Çünkü küçük hava yollarında hastalık olduğunda erken kollaps, KOAH'tanın solunum fonksiyonlarından hatırlayın. Erken kollaps olunca hava hapsi kalıyor. Tam boşalamadığı için ekspiriyumda. Eğer mozaik perfüzyonda, ekspiriyum tomografisinde siyah alanlar artıyorsa bu küçük hava yolu hastalığı nedeniyleymiş ve patolojik yer siyah olanlarmış. Diğer kısımlar o siyah-beyaz kontrastı yüzünden ve belki biraz da oraya perfüzyonun artmış olmasından beyaz görünüyormuş diyeceğiz. Hipersensivite pnömonisinde patolojik olan alveolit ve beyaz görünenler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Demin sanki çizsem hazırlanıyordu bir şey söylemeye. Yok. Peki, sizi tanıdığıma çok mutlu oldum. Umarım yazın staj faslında da karşılaşma fırsatımız olur. Dediğim gibi her zaman için telefon numaram da var şimdi sizde, e-mail adresim de var. Size bir telefon, bir e-mail kadar yakınım. Kendinizle ilgili, çevrenizle ilgili ya da mesleğinizle ilgili ne zaman danışmak isterseniz ben hep yanınızdayım. Bunu unutmayınız. Teşekkür ederiz hocam. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkürler hocam. Teşekkürler hocam. Sağ olun, iyi ki varsınız. Siz de.